Herkese merhaba, ben Sertaç Çay. Bugün 5 Nisan 2020. Size koronavirüsle ilgili Almanya'daki son durumdan bahsedeceğim. Almanya'da vaka sayısı 97.351'e ulaştı ve şu ana kadar da 1479 ölüm haberi aldık. Berlin'de ise bu durum biraz daha az. Vaka sayısı 3266 ve ölümde 24. Toplamda 26.400 kişi sağlığına kavuşmuş gözüküyor. Hala yoğun bakımda olanlar, solunum cihazına bağlı olanlar ve tedavi altında olanlar var. Ölüm oranı birçok ülkeye kıyasla çok düşük, %1,5. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi de çokça fazla test yapılması. Haftada yaklaşık 350 bin test yapılıyor. Bu birçok ülkeden çok çok daha fazla. İkinci bir faktör de şu arkadaşlar. Burada hasta kapasitesi çok yüksek. Yani hala 15 bin, 20 bin civarında müsait yatak ve hasta bakım ünitesi olduğu söyleniyor. Bu sebeple şu anda kimseyi kaybetmeden yeterli tedaviyi göstererek insanları kurtarmaya devam ediyor Almanya Sağlık Bakanlığı. Ölüm oranının %1,5'lar seviyesinde seyretmesinin diğer bir sebebi de insanların aslında kurallara uyması arkadaşlar. Burada sokağa çıkma yasağı yok ama bazı kurallar var. Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı bilgilere göre virüsün yayılma hızı yavaşlamış. Artık daha da yavaş bir şekilde yayılıyor virüs. Bunun akabinde de aslında 20 Nisan sonrasında oldukça olumlu bir tablo görmeyi ümit ediyor Sağlık Bakanlığı. Buradaki sokağa çıkma kuralları 20 Nisan'a kadar uzatıldı. Bu kurallar şunlar: ne olursa olsun sokakta sosyal mesafe kuralının uygulanması gerekiyor. Bir kişiyle aranızdaki mesafe 1,5 metre olmak zorunda. 1,5 metre kuralına uymadığınız takdirde 150 euroya varan cezalar alabilirsiniz. Hatta takside bile kişilerin arka koltukta oturup birbirinden uzak oturması gerekiyor. Ancak bu kişiler aynı evdense bu kurallara tabii ki uyulmasına gerek yok. Bunlar aynı evde olmayan insanlar için geçerli. Sokakta ikiden fazla insanın buluşması yasak şu anda. Aynı evden olan insanlar tabii sokağa çıkabilir. Yani bir aile sokağa çıkabilir. Eşiyle, çocuğuyla, anneannesiyle, dedesiyle sokağa çıkabilir. Ama bunun için de bir bahanesi olması gerekiyor. Sokağa arkadaşlar sadece şu bahaneleriniz varsa çıkabilirsiniz. Birincisi markete gitmek için, doktora gitmek için, eczaneye gitmek için çıkabilirsiniz. Onun dışında hava almak için, yürüyüş yapmak için çıkabilirsiniz. Ama burada yine toplu yürüyüşlerden kaçınılması gerekiyor. Köpeğinizi gezdirmek için sokağa çıkabilirsiniz. Spor yapmak için, yürüyüş yapmak için sokağa çıkabilirsiniz. Ama bunların da yine çok uzun olması ve evinizden çok uzakta olmaması gerekiyor. Burada birçok dükkan, alışveriş merkezi gibi yerler de kapalı. Yasaklı yerlerin açık bulunması halinde 10 bin euroya varan cezalar uygulanabiliyor. Bir kez daha söyleyelim, Almanya'daki vaka sayısı 97 bini geçti. Bu haliyle Almanya Çin'i geçmiş bulundu. Ama insanların açıkladığı bilgilere baktığımız zaman Çin'in aslında sayıları manipüle ettiği ve sayıları sakladığı ile ilgili dedikodular dolaşıyor. O yüzden de Almanya'nın ve diğer ülkelerin Çin'i geçmesinin çok normal olduğu da konuşuluyor. Almanya'da Bayer devletin de desteğiyle beraber ilaç üzerinde çalışıyor. Yaklaşık 2 ay içerisinde aşı ve ilacın bulunması ve yaklaşık 6 ay içerisinde topluma dağıtılması konuşuluyor. Bizim hayatımızda da bir değişiklik yok. Biz de şu anda eşimle beraber evden çalışıyoruz. Ve şirketlerin birçoğu da evden çalışma politikasına devam ediyor. Şu anda bunu verimli bulanlar ve aslında karantina kalktıktan sonra bu durumlar geçtikten sonra da evden çalışmayı daha sık hale getirmeyi planlayan şirketler var. Bu tarz videoları daha çok çekmek istiyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Almanya'daki son durum hakkında bilgilerden eksik kalmak istemiyorsanız bu kanalı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.